Evet, rakibimiz bize göre daha iyi bir başlangıç yaptı maça. Ama biz de takım savunmasını iyi yaptık. Rakibimiz 3. bölgede çok etkin olamadı. Çok net gol pozisyonları yoktu. Uzaktan bir şutuyla 1-0 öne geçti. Sonra oyunu dengeledik. 1-1'e getirdik. İkinci yarı ise yine aynı oyun vardı. Biz de biraz daha kontrollü ve dengeliydik. Daha iyi hücum etmeye başladık. Topu da daha iyi korumaya başladık. Yine uzaktan bir şutla 2-1 mağlup duruma düştük. 2-1 mağlup duruma düştükten sonra iki tane net pozisyonumuz var. Bir de bir penaltı pozisyonumuz var. Eğer ki bu pozisyonları değerlendirseydik bugün kazanan taraf olacaktık. Genç bir takımız. Öğrenmeye ve gelişmeye devam edeceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde lig çok uzun bir maraton. Önümüzdeki Bolu maçına da en iyi şekilde hazırlanıp kazanmak için neler yapabileceğiz? Hep beraber bakacağız. Teşekkürler. Teşekkürler. Maça başlarken maç önü konuşmamızda bugünkü oyun planımızı, stratejimizi açıklamıştık, konuşmamızda söylemiştik ve ona sadık kalarak oynamaya çalıştık. Çok coşkulu oynayacağız dedik. Aynı şekilde ne yazdıysak tahtaya onları uygulamaya çalıştık ve uyguladık da çok iyi zamanda skoru bulduk. Oyunun gelişen bölümlerinde rakibin yaptığı bizim baskımızı kırma çalışmalarına karşılık verdik. Oyunu tutmaya çalıştık ve bunda başarılı olduk. Küçük bir hata oldu savunmada top rakipteyken. Onda müdahale yanlışlığı yaparak golü yedik. Ama gelişen oyunda bizim mücadelemiz hiç durmadı. Yüreklerini koydu. Sporcularımı tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Söylenenleri tekrar söylüyorum. Yine yerine getirdiler. Ama tabii bunlar bu maçı anlatırken bazen yetersiz kalıyor. Bizim sorunumuz saha içinde değil. Biz daha da yaptığımız rotasyonlarla bu işi çözmeye çalışıyoruz ve görünen o ki de bunda başarılı oluyoruz. Bizim sorunumuz bu takımın saha dışında birazcık yalnız kalması. Bunu da şöyle anlatabiliriz. Yani bu takım bu şehrin takımı. Akhisar önemli bir şehir ve Akhisarspor'da önemli bir takım. Yıllarca üst liglerde mücadele etti, ses getirdi. Sahip çıkılmasını istiyoruz. Bizim tek istediğimiz futbolcuların, teknik heyetin tek istediği şey bu takıma sahip çıkılması. Biz zaten yüreğimizi koyuyoruz sahaya, gördünüz. Çok güzel maç oldu. Temposunu hiç düşürmedik. Arzumuz, isteğimiz sürekli devamlı bir şekilde oyunun sonuna kadar sürdü. Bundan sonra yarın dinlenme günümüz. Bu galibiyetin, bu akşamki güzel oyunun zevkini tatacağız, çıkaracağız. Bir günlük aradan sonra tekrar hafta sonunda oynayacağımız yeni bir maça, Eskişehirspor maçına hazırlıklarımıza başlayacağız. Teşekkür ederim. Teşekkür.